Merhaba arkadaşlar. Lezzetin Adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine yumuşacık, içi tel tel ayrılan çok güzel bir katmer tarifim var. İsterseniz bu güzel katmerin hemen yapım aşamasına geçelim. İster kahvaltıda, ister çay saatinde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz veya dondurucularınıza da doldurabilirsiniz. İlk önce yoğurma kabımın içerisine bir paket mayayı ve üzerine tepeleme bir tatlı kaşığı şekeri ekliyorum. Üzerine bir çay bardağı ılık su ve bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Sütü ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyorum mayanın erimesi için. Karıştırdıktan sonra yumurtanın akını ekliyorum. Tarif için bir tane yumurta kullandım. Akını içerisinde sarısını üzer için ayırdım. Bir çay bardağının başı şöyle bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra da bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip tekrar karıştırıyorum. Şimdi unu ekliyorum azar azar. Ben toplamda 4,5 bardak un kullandım arkadaşlar. Bu unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Sizler mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. Şöyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. Tarif hakkında sormak istediğiniz bir şeyler olursa arkadaşlar bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Gördüğüm zaman hemen dönüş sağlarım. Bu şekilde spatula ile güzelce yoğurduktan sonra kalan unu ekleyip daha sonra da elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada sayfamda çeşitli katmer tariflerim var. Mayalı, mayasız hangisini isterseniz onlara da bir göz atabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Tariflerim garantilidir. Hamurumu hazırladım gördüğünüz gibi. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur hazırladım. Şimdi üzerini kapatıp mayalanması için bekletiyorum. Sıcak bir ortamda 25 dakika kadar bekletmeniz yeterli gelir. Gördüğünüz gibi hamurum çok güzel bir şekilde mayalanmış. Önce tezgahımı unluyorum ve daha sonra bezeleri hazırlıyorum. Hamurumdan toplamda 4 adet beze hazırladım. 3 tanesini bir kenara alıyorum. Bir tanesinin altına ve üstüne un ekleyip oklavam ile açıyorum. İsterseniz ilk önce merdane ile büyütüp daha sonra oklavayla devam edebilirsiniz. Azar azar un ekleyerek şöyle büyük bir şekilde açalım. Bir çay tepsisi büyüklüğünde açtım arkadaşlar. Bu arada önceden tereyağını eritip içerisine de birazcık sıvı yağ ekledim. Aşağı yukarı 100 gram tereyağı, yarım çay bardağı da sıvı yağ kullandım. Gördüğünüz gibi yeteri miktarda açtıktan sonra içerisine tereyağını ekleyip fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Tariflerimden ilk önce siz haberdar olmak isterseniz arkadaşlar bildirim zilini de açabilirsiniz.
Dağladıktan sonra bu şekilde dikdörtgen şeklinde katlıyorum. Yine katladığım yerlere de tereyağından sürüyorum. Sürdükten sonra tekrar bir kere daha katlıyorum. Yine buraya da yağ sürdükten sonra yine uç kısmını tekrar katlıyorum. Tam ortasından oklavam ile keseceğim yeri belirttikten sonra kesiyorum. Ve kestikten sonra aynen videoda gördüğünüz gibi sarıyorum arkadaşlar. Yapılması sadece bu kadar. Uç kısmını altına katlayıp uygun bir kabın içerisine alıyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da yapıyorum. Böyle yaptığımız için katmerimizin içi kat kat tel tel ayrılıyor. Şöyle uygun bir kabın içerisine alıp dolaba kaldırıp yarım saat bekletiyorum. Üzerini mutlaka bir poşetle kapatalım. Hazırladığım bezeleri yarım saat beklettikten sonra dolaptan çıkardım arkadaşlar. Hemen bir tanesini açıp sizlere göstereceğim. Çok az un ekliyorum tezgahın üzerine. Elimle üzerinden bastırıp oklavam ile açıyorum. Sadece bu kadar arkadaşlar. Katmer seven arkadaşlara mutlaka yapmalarını tavsiye ederim. Hemen hazırladığım katmerleri tepsimin içerisine alıyorum. Fırını önceden açıp ısıttım. Eğer vaktiniz varsa bu şekilde hazırladıktan sonra üzerini kapatıp bir 10-15 dakika mayalandırmanız daha iyi olur. Hemen üzerine yumurta sarısını sürüp 180 derecelik fırınımda alt üstü kızarıncaya kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi katmerlerim çok güzel bir şekilde pişti. Altı üstü nar gibi kızardı ve içi de kat kat oldu. Bakın arkadaşlar, şöyle sizlere bir yakından göstermek istiyorum. Bütün katları tek tek sayılıyor ve incecik de oldu. İnanın çok lezzetli oluyor. Bol bol hazırlayıp dondurucularınıza da koyabilirsiniz. Çay saatinde, kahvaltıda gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Ben burada videomun sonuna geldim arkadaşlar. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.